hak edersiniz. Daha enerji. Hocam sesiniz kesiliyor ama. İlk başta biraz böyle kesik kesik geliyor ama sonradan düzeliyor zannedersem. İlk etapta böyle biraz daha ben yüksek sesle konuşayım. Evet, bugün ise arkadaşlar hemen kimyasal tepkimelerde enerji konusu Hess yasası. Hess yasası ne demek arkadaşlar? Hess yasası demek kimyasal tepkimelerin toplanabilirliği demek. Kimyasal tepkimeler toplandığında, yani bir kimyasal tepkime iki farklı tepkimeden meydana geliyorsa, o iki farklı tepkime toplamından meydana geliyorsa, o tepkimenin delta açıları toplanarak bu elde ediyor. Mesela arkadaşlar şuradaki örneğe bir bakmanızı istiyorum. Bakın şuradaki birinci basamaktaki tepkime ile ikinci basamaktaki tepkime toplandığında aşağıdaki net tepkime elde edilmiş. O yüzden buradaki birinci tepkime ile ikinci tepkimenin entalpileri toplamı üçüncü tepkimeyi veriyor. Yani Hess kanununa göre arkadaşlar biz tepkimeleri topladığımızda delta açlarını da toplamamız gerekiyor. Bir başka olayda da arkadaşlar eğer kimyasal tepkime herhangi bir katsayı ile çarpılırsa delta H değeri de o katsayı ile çarpılır. Mesela şurada görmüş olduğunuz tepkimenin delta H değeri -58. Alttaki tepkime ne olmuş arkadaşlar? Yukarıdaki tepkime 2 ile çarpılır. Yukarıdaki tepkime 2 ile çarpıldığı için ikinci tepkimenin delta H'ı birinci tepkimenin 2 katı oluyor. Burada görmüş olduğunuz üçüncü tepkime ne olmuş arkadaşlar? Burada en üstteki birinci tepkime 2'ye bölünmüş. O zaman tepkime 2'ye bölünmüşse delta H'ı da ne olacak? 2'ye bölünecek. Yine arkadaşlar aşağıdaki örneğimize baktığımızda eğer bir kimyasal tepkime ters çevrilirse delta H'ın işareti de değişir. Yani şuraya baktığımızda arkadaşlar karbon artı 2H2CH4 tepkimesinin delta H değerimiz -18. Aşağıya geldiğimizde CH4 girenler tarafına geçmiş, C ve H2 ürünler tarafına gelmiş. Yani bu tepkime ters çevrilmiş. Tepkime ters çevrildiği için delta H'in işareti de ters çevrilmiş. Arkadaşlar burada 3 tane durum var. Bir, eğer tepkimeler toplandığında yeni bir tepkime elde ediliyorsa delta H'lar toplanır. İkincisi, eğer tepkime herhangi bir katsayıyla çarpılıyorsa delta H da o katsayıyla çarpılır. Üçüncüsü, eğer delta H özür dilerim, tepkime ters çevrilirse delta H'in işareti de değiştirilir. Ve buna göre bakalım, örneklerimize bakalım. Şimdi örneğe bir bakalım arkadaşlar. Tepkimenin entalpi değişimi nedir diye soruyor. Yani şu yukarıdaki tepkimelere bakarak aşağıdaki tepkimenin entalpi değişimini bize bulmamız lazım. Şimdi öncelikle arkadaşlar bu tür soruları çözerken ne yapacağız? En altta bulmamız istediği tepkimeye bakacağız. En altta bulmamız istediği tepkimede bakın girenlerde ne var? İki tane NO var. Peki yukarıdaki tepkimede, birinci tepkimede ürünlerde iki tane NO var. Eğer biz şu birinci tepkimeyi ters çevirirsek arkadaşlar ne olur? 2NO girenler tarafına gelir. O zaman ne yapalım? Bu birinci tepkimeyi ters çevirelim. Sonra arkadaşlar şuradaki ürünlerdeki 2NO2'ye bakalım. Arkadaşlar bakın şurada bizim ürünlerde iki tane NO2'ye ihtiyacımız var. Yukarıdaki tepkimelerde ikinci tepkimede ürünlerde iki tane NO2 var. O zaman bu tepkime aynen kalırsa ne olacaktır arkadaşlar? Bu tepkime aynen kalacak. Aynen kalması demek tekrar kendisi demek. Yani 1 ile çarpılıyor. Arkadaşlar genelde ben bu tür soruları yaparken bu tepkimelere hangi işlemi uygulayacaksak şöyle başına bir işaretle bunu yapıyorum.
Mesela eksi 1 demek bu tepkime ters çevrilecektir. 1 demek tepkime aynen alınacaktır. İşte 2 yazarsam 2 ile çarpılacak demek. Eksi 2 yazarsam ters çevrilip 2 ile çarpılacak. Yani arkadaşlar biz şimdi ne olacağız? Birinciyi ters çevireceğiz. İkinciyi aynen alacağız. Ve bakın birinciyi ters çevirdiğimizde ne olacak? 2NO ürünler tarafına geçecek. N2 ile O2 bu tarafa geçecek. N2'ler birbirini götürecek. Şimdi uzun uzadıya yazmak istemiyordum ama bu örnekte yazayım. Daha sonrasında yazmam. Bakın birinciyi ters çeviriyorum. 2NO artı ikinciyi aynen alıyoruz. N2 artı NO2. Bakın şimdi arkadaşlar şuradaki N2'ler birbirini götürecek. Buradaki bir tane O2 ile buradaki bir tane O2 birbirini götürecek. Burada bir tane O2 kalacak. Ürünlerde iki tane NO2 ve burada girenlerde iki tane NO kalacak. Yani ne yapmış olduk arkadaşlar? Birinci tepkimeyi ters çevirip ikinci tepkimeyi aynen alarak alttaki tepkimeyi elde ettik. O zaman birinci tepkimeyi ters çevirirsek ne oluyordu arkadaşlar? İşareti değişiyordu. Eksi 180. İkinci tepkimeyi de aynen aldığımızda aynen alıyoruz. Artı 66. Ve şu iki tepkimenin toplamı aşağıki tepkime olduğu için delta H'ları topluyoruz ve sonucu eksi 114 olarak buluyoruz arkadaşlar. Bir başka örneğe geçelim arkadaşlar. Bakalım şimdi bu örneğe bakıyoruz. Tepkimeleri ve entalpi değişimleri verilmiştir. Buna göre tepkimesinin entalpi değişimi kaç kilojüldür diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bu tür sorularda genellikle şu büyük bileşiklere daha çok bakacağız arkadaşlar. Şuradaki az önce mesela O2'ye bakmadık. Şimdi de H2'ye bakmayacağız. Neden bakmayacağız? En son bakacağız. Çünkü öncelikle şu büyük moleküllerin hangi taraflarda olduğuna bakacağız. Mesela C2H4 girenler tarafında bize bir tane C2H4 gerekiyor girenler tarafında. O zaman C2H4'ü ne yapmamız lazım? Girenleri almak için bu tepkimeyi ters çevirmemiz gerekir. Bakın şurada C2H6 C2H6 bize ürünlerde lazım. O zaman ikinci tepkimede C2H6 nerede? Girenlerde. Eğer bunu ters çevirirsek ne olacak arkadaşlar? C2H6 ürünler tarafına geçecek. Yani bu tepkimeyi de ne yapmamız gerekiyor? Ters çevirmemiz gerekiyor. Şu H2'ye bakmadım. Neden bakmadım arkadaşlar? Şimdi muhtemelen biz bu işlemi yaptığımızda şuradaki H2'ler birbirini götürecek. Bakın şu 2H2 ile 3H2 birbirini götürecek. Bir tane H2 kalacak. Şu iki karbonlar da birbirini götürecek ve aşağıdaki denklemi elde edeceğiz. Yani arkadaşlar bu tür soruları çözerken genellikle şuradaki büyük moleküllerin ürünler tarafında mı yoksa girenler tarafında mı olduğuna dikkat edersek soruyu ne yapabiliriz? Çözebiliriz. Şimdi birinciyi ters çevirdik. Ne yapacağız? Delta H'in işaretini de ters çevireceğiz. Yani ne oldu burası? Eksi 52. İkinciyi ters çevirdik. O zaman ne olacak? Delta H'in işaretini de ters çevireceğiz. Ne oldu? Eksi 85. O zaman arkadaşlar şu tepkime, şu iki tepkimenin toplamı olacağı için şimdi topladığımızda ne olacak? 137 olarak yapmış olacağız bunu. Bulmuş olacağız arkadaşlar. Evet. Bir başka örneğimize bakalım. Mesela şöyle bir soru verildi bize arkadaşlar. Şimdi bu tür soruları çözerken ne yapacağız? Sizler de bir uğraşın isterseniz. Ben de yavaş yavaş size yardımcı olmaya çalışayım. Evet arkadaşlar. Mesela şurada C2H4 girenlerde bir tane. Bakın şurada C2H4'ün burada girenlere geçmesi için bu tepkimenin ne olması lazım? Ters çevrilmesi lazım. Geldik buraya arkadaşlar. İki tane CO2 ürünlerde. Bize ürünlerde iki CO2 lazım. Bakın CO2 burada nerede? Ürünlerde. Ama kaç tane? Bir tane. Eğer burayı bir de çarparsak bir tane CO2 elde ederiz ürünlerde. Geldik buraya.
Ürünlerde iki tane H2O lazım. Bakın burada H2O ürünlerde. O zaman bu tepkimeyi de 2 ile çarparsa demelen burada da iki tane H2O elde etti. Ve arkadaşlar şuradaki karbonlar, buradaki O2'ler ve H2'ler muhtemelen biz bunları yerli yerine yerleştirdiğimizde şu 3 tane O2 kalacak şekilde olacaktır. İsterseniz bunları tek tek yazabilirsiniz. Şimdi tek tek yazmadan ben sadece yukarıdaki işlemleri delta H'lara uygulayayım. Ne yaptık? Birinciyi ters çevirdik. O zaman ne oldu? -52. İkinciyi 2 ile çarptık. Ne yapar arkadaşlar? 2 tane -393. 786 mı yapar? -786. Şuraya bakalım. 2 tane -285. Burası ne yapar? -570 yapar. O zaman arkadaşlar ne yapacağız? Bunların üçünü toplayacağız. Bunların üçünü topladığımızda ne yapar? Demelen 408 yapar. Yani -408 olarak olur. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Herhangi bir sorun var mı? Arkadaşlar bir şey sormak istediğinizde veya cevap vermek için katılmak istediğinizde kısa süreliğine mikrofonunuzu açıp katılabilirsiniz, söyleyebilirsiniz. Ben şu an sizin yani mesaj atıyorsanız mesajlarınızı göremiyorum ilk etapta. O yüzden hani kısaca mikrofonunuzu açıp cevap vermek istiyorsanız verebilirsiniz. Soru sormak istiyorsanız sorabilirsiniz. Evet, anlaşıldı herhalde arkadaşlar. -1408 cevabı. Evet, bu soruya bakalım arkadaşlar. Tepkimeleri ve entalpi değişimleri verilmiştir. Buna göre tepkimesinin entalpi değişimi kaç kilo jüldür diye soruyor. Hemen arkadaşlar bakıyorum. ZNO girenlerde bir tane. Burada ZNO ürünlerde. ZNO ürünlerdeyse bunu ne yapacağız? Ters çevirmemiz gerekiyor. Ters çevireceğiz. Yalnız arkadaşlar bakın şuradaki artı 308 demek ne demek? Bu tepkimenin delta H'ı -348 jül. Neden? Çünkü arkadaşlar görmüş olduğunuz bir egzotermik tepkimedir. Isı ürünler tarafındadır. Bunun delta H'ının -348 olduğu anlamına geliyor. Bu tepkimenin de delta H'ı, bu da egzotermik tepkime olduğu için bu da delta H'ı nedir? -285'tir. O zaman şimdi birinciye nasıl bir işlem uyguladık? Ters çevireceğiz. Neden? ZNO bize girenlerde lazım. İkinci de bakın şuradaki H2O'ya baktım arkadaşlar. H2O ürünlerde bize bir tane lazım. O zaman bunu da ne yapacağız? Aynen alacağız. Muhtemelen şunu ters çevirdiğimizde ne olacak arkadaşlar? Şuradaki O2'ler birbirini götürecek ve ZNO artı H2, ZN artı H2O yani şu tepkimeyi elde etmiş olacağız. Şimdi delta H hesabı yaparken birinci tepkimeyi ters çevirdiğimiz için işaretini değiştireceğiz. Yani ne olacak arkadaşlar? Artı 348. İkinci tepkimeyi aynen aldığımız için ne olacak? -285. O zaman artı 348 -285 cevap ne olacak arkadaşlar? Cevap artı. Evet. Gördüğünüz gibi buradan cevabı artı 63 olarak bulduk. Evet arkadaşlar, HES kanununda bir, tepkime toplandığında delta H'lar toplanır. İkincisi, tepkime ters çevrildiğinde delta H işaret değiştirir. Üçüncü, tepkime herhangi bir katsayıyla çarpıldığında delta H da o katsayı ile çarpılır. Evet arkadaşlar. Tepkimeye, yani şu soruya beraberce bir bakalım. Şimdi bakalım arkadaşlar. Evet, sizler de cevap verebilirsiniz bu arada. İstiyorsanız birkaç bir dakika bekleyeyim arkadaşlar. Siz bilmeye çalışın. Soruyu sizden alalım o zaman. Tabii soru şöyle diyor.
Bir mol H2S tamamen yakıldığında kaç kilo yıldız açığa çıkar diyor. Öncelikle şu tepkimenin entalpi değişimini yukarıya göre bulacaksınız. Sadece 1 mol için istediğinde bulduğunuz değeri 2'ye böleceksiniz. Çünkü bu 2 mol H2S'in değeri olacak bulduğunuz değer. 2'ye böleceksiniz ve sonucu o şekilde. Evet arkadaşlar, cevap vermek isteyen olur mu acaba? Evet, şu an ekranda görüyor musunuz arkadaşlar? Arkadaşlar ben sizin mesajlarınızı göremiyorum ama sesli olarak bana cevap verebilir misiniz hocam? Evet, cevap vermek isteyen var mı sesli olarak? Arkadaşlar. 518 olabilir mi hocam? 18 olabilir mi diyorsunuz? Evet, cevap Adana 518. Yani şurada ne yapacağız arkadaşlar? İlk etapta H2S'in iki tane girenlerde olabilmesi için bunu ters çevirip 2 ile çarpacağız. Sonra iki tane H2O elde edebilmek için şunu 2 ile çarpacağız. İki tane CO2 elde edebilmek için de şunu 2 ile çarpacağız. Muhtemelen bu işlemleri yaptıktan sonra çıkan sonucumuz 1036 çıkacak. Sonra 1 mol için hesapladığımızda da 518 olarak bulacağız. Tamam mıdır arkadaşlar? Teşekkür ederim. Şimdi şurada bir soru tipi var. Bizde daha önce çıkmış olan soruya benziyor. Ona bir çözelim. Ondan sonra çıkmış sorulara bir bakalım. Burada bir sorumuz vardı. Evet arkadaşlar, şu soruya bakmanızı istiyorum. Bu soru daha önceki yıllarda çıkmış olan sorumuza benziyor. Birazdan da çıkmış olan sorumuzu yansıtacağım inşallah. Soruya beraberce bir bakalım. Ha, bu arada arkadaşlar tabii bu soruda bakın mesela ne demiş? Şurada bir tane CO2 ürünlerde bir tane CO2 lazım. Bir tane H2S, bir tane H2S lazım. H2O ürünlerde iki tane lazım. Demeden şurası da A. Arkadaşlar cevabımız ne olacak? Bu şekilde Adana olacak. Bakın nerelere baktım arkadaşlar? Şu sadece molekül halde olanlara baktım. Şuradaki 2H2O'dan 2 tane olabilmesi için burayı ters çevirip çarptım. CO2'den 1 tane olabilmesi için bunu aynen aldım. H2S'den 2 tane olabilmesi için çarptım. Ve bu şekilde ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. Şimdi arkadaşlar çıkmış olan sorulara geçelim. İki tane bu konuyla ilgili çıkmış olan sorumuz var. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi soruyu paylaşacağım. Arkadaşlar
Evet arkadaşlar merhabalar. Sesimi duyuyor musunuz acaba? Geliyor mu? Evet. Arkadaşlar dersimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Geliyor mu acaba bir arkadaşım var? Geliyor mu arkadaşlar? Herhangi bir var mı acaba? Arkadaşlar kusura bakmayın. Tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Kaydımız devam. Arkadaşlar hemen beraberce sağ tarafta yukarıda verilen tepkilere göre aşağıdaki tepki nedir diye ne yapacağız? Yukarıdaki bakarak yukarıdaki enterpisini evet bakın arkadaşlar pH 4 direnlerde bir tane. O zaman bir tane pH 4 daha. Ne yapacağız arkadaşlar? Birinciyi aynı yapacağız. Sonra nerede bize pH 3 OH lazım? Nerede pH 3 OH alacağımız ise ne lazım arkadaşlar? Tepkimeyi aynen almamız lazım. Aynen alacak. Peki arada bakın ne oluyor? O2 olması lazım. Yukarıdaki tepki aynen. Aynen alacak. Fakat sadece O2 gelebilmesi buradaki CO'ların birbirini götürmesi buradaki CO'lar birer tane birbirini götürür. Kaç tane H2 oldu? Bakın. Daha 4 tane H2. Bu tarafta 3 tane H2. O zaman bu tarafta da pardon. Şöyle yapmam gerekiyor. Evet. Ortadakini ters çevirip ikiye bölersek eğer ters çevirip bölersek buradaki bir tane H2O ile buradaki bir tane H2O birbirini gösteriyor. Burada bir tane H2 gelecek. Burada üç H2 de bu. Yani tepkimenin aşağıdaki tepkimenin elde edilebilmesi tepkime aynen alması ters çevirip ikiye bölünecek. Aynen alacak. Yani artı 2.6 ters çevirip ikiye bölünecek. Eksi 100 toplamı eksi 164 olacak. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Birinci tepkime aynen alınacak. Tepkime ters çevirip ikiye bölünecek. Üçüncü tepkime aynen alınacak ve bu şekilde tamam mıdır arkadaşlar? Herhangi bir sorun var mı acaba? Arkadaşlar bir sonraki bir bakalım. Benzer bir soru. Evet. 16. soru. 16. Az önce bir A'lı, ABC'li bir soru vardı ya arkadaşlar. Bu ABC'li soru hafif buna evet. Ne? Size ne lazım? Girenlerde N2H4'ten bir tane lazım. Birinci.
gelince aynen ne yapabiliriz? Alabiliriz. H2O2 girenlerde iki tane lazım. Bakın arkadaşlar şurada H2O2 ile şu H2O'yu karıştırmayın. Bakın şuradaki H2O2'nin girenlerde iki tane olabilmesi için olması lazım. Tepkimenin her çevrilik iki. Sonra ne lazım? Ünlerde N2 lazım bir tane. Ünlerdeki N2 tamam. 4 tane H2O lazım ürün. Bakın yukarıda bir tane H2O var. O zaman aşağıya bir tane daha H2O olur. Yani 2 H2O da burada olursa 4 olacak. O zaman ikinci tepkimeyi de ne yapmamız lazım? 2'ye çıkartmamız lazım. O zaman arkadaşlar birinci tepkimeyi 1 ile çarpıyoruz. Tepkimeyi 2. Ters çevirip 2 ile çarpıyoruz. O zaman cevabımız ne olacak arkadaşlar? Delta H1 artı 2 delta H2 eksi 2 delta H. Yani C şıkkı bizim. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Hess yasası ile ilgili bakın 2 yıl üst üste soru 14 yılında ve 2010 Hess yasası. Evet arkadaşlar kimyasal tepkimelerde enerji konusu da tamamlamış ki sizlerle hız. Şimdi arkadaşlar hızla geçerken hemen buradan kimyasal tepkimelerde hız. Evet. Kimyasal tepkimelerde hız konusuna geçerken öncelikle arkadaşlar hız ne demek? Hız fizikte ne diyoruz arkadaşlar? Birim zamanda yer değiştirme ya da birim zamanda alınan yola. Arkadaşlar kimyadaki hız de birim zamanda harcanan veya birim zamanında oluşan madde miktarına biz hız diyoruz. Yani kimyasal tepkime birim zamanda oluşan veya birim zamanında harcanan madde olarak. Öncelikle çarpışma teorisinden bahsedelim. Ondan sonra çarpışma teorisinden sonra tekrar bir bahsedelim. Çarpışma teorisi ne diyor? Çarpışma teorisi arkadaşlar tepkimeye gelecek olan moleküller bir araya geldiklerinde görmüş olduğunuz A şıkkında N2O ve NO molekülleri ne yapmış? Yan yana gelmiş. Arkadaşlar bu moleküller yan yana geldiklerinde ürüne dönüşebilmesi için yani yeni maddeler oluşturabilmesi için bazı şartlar gerekiyor. Bu şartlar neler? Bu şartlar şöyle ifade edilir. Öncelikle bir araya gelecek olan moleküller etkin bir çarpışma oluşturmalı. Ve bu moleküllerin uygun doğrultuda uygun geometride esnek olmayan çarpışmalar yapmaları gerekiyor ve bu moleküllerin belirli bir kinetik enerjiye sahip olmaları gerekiyor. Eğer arkadaşlar moleküller belirli bir kinetik enerjiye sahip olursa uygun doğrultuda, uygun geometride etkin bir çarpışma yaparlarsa bu moleküller ne yapabiliyor? Ürüne dönüşebiliyor. Yani bir kimyasal tepkime gerçekleşiyor. Yani bu söylediğimiz 3 tane koşul gerçekleşirse bunlar ne yapabiliyor arkadaşlar? Ürüne dönüştürebiliyorlar. Ama eğer bu koşullar gerçekleşmezse eski durumuna dönebiliyorlar. Şimdi biz bunu burada daha iyi göreceğiz. Evet, girenler dediğimiz biz girenlere reaktifler de diyoruz. Reaktifler X2 ve Y2. Bunlar arkadaşlar belirli bir geometride uygun doğrultuda
belirli bir enerjide ve etkin bir çarpışma yaparlarsa arkadaşlar, öncelikle şöyle bir araya geliyorlar, aktifleşmiş kompleks dediğimiz bir ara ürün oluşturuyor. Eğer söylediğiniz şartlar gerçekleşmişse o zaman bu XY dediğimiz ve Y2 molekülleri yeni bir bileşik olur. Arkadaşlar, reaktiflerin ürünlere dönüşmesi sırasında bir aktifleşmiş kompleks dediğimiz bir ara ürün oluşuyor. Bir ara ürün oluşuyor ve ürünlere dönüşüyor ve söylediğimiz bu şartları sağlıyor. Tepkimede ileri yönde aktifleşmiş kompleks oluşturmak için verilmesi gereken enerjiye ileri aktifleşme enerjisi, geri yönde aktifleşmiş kompleks oluşturmak için gereken enerjiye de geri aktifleşme enerjisi. Arkadaşlar, daha çok şu grafik üzerinde bu konuyu daha iyi anlatabiliyorum. Şimdi bu görmüş olduğunuz grafikte arkadaşlar, bu endotermik bir tepkime için potansiyel enerji grafiği. Şimdi bakın ne olmuş? 2xy. Burada tepkimeyi tersinden almış. 2xy arkadaşlar tam şuraya geliyor. Hani bir tepeye doğru arabayı versiniz. Eğer şu tepe noktasına gelirseniz aşağıya doğru ne yaparsınız? İnebilirsiniz. Yani bakın, şu tepe noktasına ulaşırsanız ürünlere dönüşebilirsiniz. Ama bu tepeyi aşacak gücünüz yoksa ne yapamazsınız? Tekrar gerisin geriye dönersiniz. Ürünleri oluşturamazsınız. İşte arkadaşlar, şu görmüş olduğunuz aktifleşmiş kompleksin enerjisine ulaşabilirse tepkime ürünlere dönüşüyor. Şimdi bakın, şurası girenlerin potansiyel enerjisi olarak. Burası ürünlerin potansiyel enerjisi. Şurası da arkadaşlar aktifleşmiş kompleksin potansiyel enerjisi. Bakın, sorularda bunlar karşımıza gelebilir. Hatta buna benzer bir soru çıkmış. Birazdan ona da bakarız. Bakın, burası girenlerin potansiyel enerjisi. Burası ürünlerin potansiyel enerjisi. Burası da aktifleşmiş kompleksin potansiyel enerjisi. Bir de dikkatimizi çekecek bir başka husus size şurası. EA ileri. Arkadaşlar, EA ileri demek ileri aktifleşme enerjisi. Yani girenlerle aktifleşmiş kompleks arasındaki mesafeye biz ileri aktifleşme enerjisi. Yine şurası da arkadaşlar geri aktifleşme enerjisi. Yani ürünlerle aktifleşmiş kompleks arasındaki şu uzaklığa da biz ne diyoruz arkadaşlar? Geri aktifleşme enerjisi. Ve şurası da delta H. Delta H değeri her zaman şöyle hesaplanacak arkadaşlar. Bu tür sorularda delta H değeri EA ileri eksi EA geri değeri üzerinden hesaplanacak. EA ileri eksi EA geri olarak hesaplanacak. İşte şuradaki EA, gördüğünüz gibi arkadaşlar, EA ileri, şu okun uzunluğu daha büyük EA geriden. O zaman EA ileri EA geriden daha büyük olacağı için delta H'in değeri ne olacak? Pozitif çıkacak. O zaman nedir diyeceğiz? Bu bir endotermik tepkimedir. Öyleyse endotermik tepkimelerde EA ileri EA geriden büyük olur. Bir de egzotermik tepkimelere bakalım arkadaşlar. Egzotermik tepkimeye geldik. Bakın şimdi, egzotermik tepkime için az önceki şeyleri söylüyorum. Burası girenlerin potansiyel enerjisi. Burası ürünlerin potansiyel enerjisi. Burası aktifleşmiş kompleksin potansiyel enerjisi. Burası ileri aktifleşme enerjisi. Girenlerle aktifleşmiş kompleks arası. Burası geri aktifleşme enerjisi. Ürünlerle aktifleşmiş kompleks arası. Gördüğünüz gibi EA ileri değeri EA geriden küçük olduğu için EA ileri eksi EA geri değeri eksi çıkacağından bu tepkimede ne olacak arkadaşlar? Egzotermik tepkime olacak. Evet. Şimdi şu örnek üzerinde arkadaşlar görmeye çalışalım.
Örneğimize baktığımızda arkadaşlar örneğimize bir bakalım. Diyor ki şekildeki grafik tepkimesinin potansiyel enerji diyagramı verilmiştir. Bu grafiğe göre aşağıdaki soruları cevaplandırın. Tepkime endotermik mi, egzotermik mi? Bakın arkadaşlar, şurası nedir? EA ileri. Girenlerle aktifleşmiş kompleks arası. Burası nedir? EA geri. Bakın, EA ileri, EA geriden küçük. Yani EA ileri eksi EA geri değeri ne olacak? Eksi çıkacak. O zaman tepkimemiz nedir? Egzotermik bir tepkimedir. Peki B şıkkı ne diyor? İleri ve geri tepkimenin aktivasyon enerjisi kaç kilojoul? Şimdi arkadaşlar ileri tepkimenin aktivasyon enerjisi EA ileri kaçmış burada? 209. Geri tepkimenin aktivasyon enerjisi kaçmış? 340. Bakın. İleri tepkimenin aktivasyon enerjisi dediği EA ileri, yani şurası EA ileri demektir arkadaşlar. Ve şurası da EA geri demektir. Peki tepkimenin entalpisi kaç kilojüldür? Ne yapıyorduk arkadaşlar tepkimenin entalpisini hesaplarken? EA ileri eksi EA geri diyor. Yani ne olacak? 209 eksi 347. 109 eksi 347 ne yapar arkadaşlar? Eksi 138 kilo diyor. Peki ileri ve geri tepkimelerin hızlarını karşılaştırınız diyor. Arkadaşlar şimdi şurada görmüş olduğunuz ok ne kadar büyükse, bakın şu ok ne kadar büyükse tepkime o kadar yavaştır. Ok ne kadar küçükse tepkime o kadar hızlıdır. Yani şurada bu ok şu oktan daha küçük olduğu için, yani şunu demek istiyorum arkadaşlar. Şu okun mesafesi daha az olduğu için ne yapacak? Şuradaki tepe noktasına burası daha çabuk ulaşacak. O yüzden ileri tepkimenin hızı daha fazla, geri tepkimenin hızı daha az. Yani şu okun büyüklüğü bize tepkimenin hızını veriyor. Gördüğünüz gibi ok küçük olunca tepkime daha hızlı gerçekleşiyor. Evet arkadaşlar, şu örneğe beraberce bir bakalım. Bakın şimdi, ne diyor örneğimiz? EA ileri değeri 98 kilojoule. Arkadaşlar EA ileri neresi? Bakın şurası girenlerin potansiyel enerjisi. Girenlerin potansiyel enerjisi ile aktifleşmiş kompleks arası EA ileri. Yani şu değer kaçmış arkadaşlar? 98'miş. EA geri 22. EA geri ne demekti? Ürünlerin potansiyel enerjisi ile aktifleşmiş kompleks arası. O zaman burası da nedir arkadaşlar? 22. Ne diyor biz arkadaşlar? Girenlerin toplam potansiyel enerjisi artı 104. Girenlerin potansiyel enerjisi neresi? Şurası. Bakın girenlerin potansiyel enerjisi artı 104. 104, 98 daha ne yapar arkadaşlar? 100 yapar. O zaman şurası kaçmış? 102. Peki şu 202'den 22'yi çıkarırsak, şuradan 202'den 22 çıkarsa şurası ne yapar? Şurası 180. Bakın, şuradaki değerleri de yazmış oldum size. Ne diyor bize? Tepkime entalpisini ve ürünlerin toplam potansiyel enerjisini hesaplayın demiş. Ürünlerin toplam potansiyel enerjisi ne oldu? 180 oldu. Peki delta H nedir arkadaşlar? Delta H'ı nasıl hesaplıyorduk? Ürünler eksi, özür dilerim. EA ileri eksi EA geri olarak hesaplıyorduk. O zaman 98 eksi 22'den 98 eksi 22'den ne olacak arkadaşlar burası? 76 mı olacak? Evet. Artı 76 olacak. O zaman bu tepkime nedir? Bir endotermik tepkimidir arkadaşlar. Evet. Sorular genellikle bu şekilde çıkabiliyor arkadaşlar.
Buna benzer bir çıkmış soru var ama bu çıkmış soruda şey var arkadaşlar. 3 basamak var. Yani bunun gibi 3 tane tepe noktası var. Yani şöyle bir soru. O yüzden çok basamaklı tepkimelerde hızlı anlatmadan o soruya geçemeyeceğim. O yüzden konuyu biraz daha devam ettirelim. Soruya sonra geçeceğim. Şimdi evet, hemen şuradaki örneği birlikte yapalım. Sevgili arkadaşlar, sesinizi açıp cevap verebilirsiniz arzu ediyorsanız. Evet, ne diyor? Potansiyel enerji diyagramı verilen kimyasal bir tepkime için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Endotermik ısı alan bir tepkimedir diyor. Arkadaşlar, buradaki bakın EA ileri, EA geri. Gördüğünüz gibi EA ileri eksi EA geri pozitif olacağı için bu tepkime nedir? Bir endotermik tepkimedir. İleri aktifleşme enerjisi 25 kilojoule diyor. İleri aktifleşme enerjisi ne olacak arkadaşlar? 96 eksi 20'den 76 olması gerekir. Evet, o zaman yanlışı hemen ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. Yani şurası ileri aktifleşme enerjisi dediğimiz nedir? İrenlerle aktifleşmiş kompleks arası 96 eksi 20'den 76 olması gerekir. Diğerlerine bakalım. Geri aktifleşme enerjisi şurası. Ne yapacak arkadaşlar? 96 eksi 45 olacak. 96 eksi 45 51. Delta H'ı soruyor. Arkadaşlar 96 eksi 20'den 76 yapar burası. 96 eksi 45'ten şurası da 51 yapar. 76 eksi 51'den ne yapar? 25 yapar. Doğru. Aktifleşmiş kompleksin enerjisi nedir? 96'dır diyor. Bu da doğrudur. O zaman cevap burada ne oldu? B şıkkı. Tekrar edeyim arkadaşlar. Geri aktifleşme enerjisi 51 kilojül diyor. Nasıl bulduk bunu? 96 eksi 45'ten sayı 51 olarak bulduk. Tepkime entalpisi artı 25 diyor. Şurada EA ileri 76 olarak bulmuştuk. 76 eksi 51'den 25 olarak bulduk. Aktifleşmiş kompleks şu tepe noktası olduğu için onun potansiyel enerjisi de 96 kilojüldür. Anlaşılıyor herhalde arkadaşlar. Var mı herhangi bir sıkıntı, problem? Evet, şu soruya beraberce bakalım arkadaşlar. Hocam soruya bakmadan önce bir şey sorabilir miyim? Evet, buyurun. Bu eşik enerjisi dediğimiz enerjiyi bu sorularda nasıl bulacağız? Ya ben bazı sorularda mesela denk geliyorum. Direkt diyor ki eşik enerjisi işte şudur, budur. Hani ben bunları çözemiyorum da bir sorayım dedim. Eşik enerjisi dediğimiz arkadaşlar bu aslında eşik enerjisi diye sormaz o soruyu da aktifleşme enerjisi diye sorar. Aktifleşme enerjisi dediğinde ileri aktifleşme enerjisini alacağız. Yani şu soruya geri geldiğimizde eşik enerjisi demek arkadaşlar şu görmüş olduğunuz tepe noktası var ya tepe noktasına varması için gerekli olan enerji. Bu sorularda bazen eşik enerjisi diye de sorabilir. Bazen sadece aktifleşme enerjisi diye sorabilir. Şuradaki 96'da özür dilerim. Bir saniye. Şuradaki 96'dan 20'yi çıkardığımızdaki şu değer bizim aktifleşme enerjimiz. Ama bazen aktifleşmiş kompleksin enerjisi nedir dediğimde yani tam tepe noktasının potansiyel enerjisi nedir dediğimizde burayı söyleyeceğiz ama eşik enerjisi veya aktifleşme enerjisi nedir dediğinde de şu mesafe bizim için önemli. Bu mesafe bizim için önemli. Yani ileri aktifleşme enerjisi olacak. Tamam mıdır? Tamamdır hocam, teşekkürler. Tamam. Devam edelim. Şu soruya beraberce bakalım arkadaşlar. Evet. Şimdi ne demiş? Bu tepkimenin geri aktifleşme enerjisi 334 kilojüldür. Geri aktifleşme enerjisi dediğimiz neresidir arkadaşlar? Şurası. Yani şu mesafe ne kadarmış? 334'müş. Bakın bu mesafenin 334 olabilmesi için şurada sıfırın altına kadar ne kadar gelmek gerekir? 334'ten 242'yi
çıkartırsak kaç kalır? 92 mi kalır? O zaman şu şurası nedir? Eksi 92'dir şurası. Şuradan şuraya 92, 242 daha ne yapacak? 334 yapacak. Peki arkadaşlar, şu mesafe 0-242 arası nedir? İleri aktifleşme enerjisi. Şurası geri aktifleşme enerjisi, 334. O zaman 242 eksi 334'ten delta H değerimiz kaç çıkacak? Eksi 92 çıkacak. Bakın şimdi arkadaşlar. Tepkimenin entalpisi eksi 92'dir. Doğru. Ürünlerin toplam potansiyel enerjisi de eksi 92'dir. Evet, şurası da ürünlerin potansiyel enerjisi. O da eksi 92'dir. İleri aktivasyon enerjisi 242 joule'dur. Evet, şurası da EA ileri, yani ileri aktivasyon enerjisi, o da 242 kilo joule'dur. O zaman cevap ne olacak arkadaşlar burada? Cevap Edirne olacak. Anlaşılıyor herhalde. Devam edelim. Şimdi tepkime hızlarının ölçülmesine geçmeden bununla ilgili ileride birkaç tane daha soru vardır. Onlara bir bakalım. Ondan sonra geçelim. Evet. Şu soruya bir bakalım arkadaşlar. Şöyle size. Evet. Tepkimesinin potansiyel enerji diyagramı aşağıdaki gibidir. Buna göre bu tepkimeyle ilgili niceliklerden hangisi yanlış gösterilmiştir diye soruyor arkadaşlar. Bakalım. İleri tepkimenin aktivasyon enerjisi x'tir diyor. Evet arkadaşlar, ileri tepkimenin aktivasyon enerjisi dediğimiz şu mesafe. Evet, orası x'tir. Doğru. Geri tepkimenin aktivasyon enerjisi. Geri tepkimenin aktivasyon enerjisi dediğimiz şu mesafe. Orası da nedir? X artı y'dir. O da doğru. Tepkime ısısı. Şimdi arkadaşlar, şurası EA ileri x'ti. EA geri de x artı y. X eksi x artı y olursa delta H değerimiz ne olur arkadaşlar? Cevap eksi y olması gerekir. O zaman üçüncü öncül de doğru. Aktifleşmiş kompleksin enerjisi. Aktifleşmiş kompleksin enerjisi şurası nasıl olacak? Yani x artı y artı z. O da doğru. Ürünlerin enerjisi. Evet arkadaşlar, ürünlerin enerjisi dediği neresi? Şurası. Yani ne olması lazım? Ürünlerin enerjisinin z olması lazım. O zaman cevap ne oldu arkadaşlar? Ürünlerin enerjisi y artı z demiş. O zaman cevap E şıkkı olmuş oldu. Ben dersem bir örnek daha vardır burada. Şu örneklerimizi de tamamlayıp bir sonraki konuya geçelim. Evet. Şu soruya bir bakalım arkadaşlar. Şekildeki potansiyel enerji diyagramı verilmiş. Hangi ifade yanlıştır diye soruluyor. İleri aktifleşme enerjisi 35 kilo kaloridir diyor. İleri aktifleşme enerjisi dediğimiz neresidir arkadaşlar? Şurası. Yani 80-45. Ne yapar? 35. Doğru. Endotermiktir diyor. Arkadaşlar bakın, şurası 80-45'ten burası ne oldu? 35. Peki geri aktivasyon enerjisi burası ne yapar? 80-15'ten ne yapar arkadaşlar? 65 yapar. Peki ne olur? EA ileri eksi EA geri. 35 eksi 65'ten eksi 30 çıkar. Yani nedir bu? Bir egzotermik tepkimedir. Ne demiş? Endotermik tepkime demiş. O zaman arkadaşlar ne olur? Bu cevap B şıkkı doğru olur. Şimdi ne diyor? Minimum enerji eğilim ürünler yönündedir. Şimdi sevgili arkadaşlar, bu tür tepkimelerde ısı ne taraftaysa minimum enerjiye eğilim o taraftadır. Şu görmüş olduğunuz tepkime egzotermik bir tepkime olduğu için ısı ne tarafta olur? 30 kilojoule ürünler tarafında olur. O yüzden
minimum enerji eğilim ne tarafta olması gerekecek? Ürünler tarafında olması gerekecek. Geri aktifleşme enerjisi 65 dedi. Evet, 65. Tepkime entalpisi -30'dur dedi. Evet, az önce de onu hesaplamıştık. Ve bu şekilde tamamlamış olduk. Evet, şu soruya bir bakalım arkadaşlar. Şu soruya bakalım. Kimyasal bir tepkimenin potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği şeklindeki gibidir. Niceliklerinin karşılaştırılması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Yani arkadaşlar bunların değerlerini hesaplamamızı istiyor ve bunları sıralamamızı istiyor büyükten küçüğe doğru. İleri tepkimenin aktivasyon enerjisi. Evet, şurası kaç olacak arkadaşlar? 58-10'dan 48. Yani EA ileri 48. Geri tepkimenin aktivasyon enerjisi neresi? Şurası. Ne yapar? 58-28'den burası ne yapar? 30. Tepkime ısısı yani tepkimenin entalpisi. EA ileri eksi EA geri. 48-30'dan ne olacak arkadaşlar? Artı 18 olacak. O zaman ne olduğu? 48, 30 ve 18 oldu sırayla. Yani 1, 2, 3 oldu. Cevabımız Adana oldu. Tamam mıdır arkadaşlar? Evet sevgili arkadaşlar. Bu konuyla ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Şimdi bir başka hızla ilgili bir başka konuya geçelim. Evet. Şimdi öncelikle tepkime hızlarının ölçülmesiyle ilgili bir konu var. Ondan hemen kısa bir şekilde bahsedeyim size. Sevgili arkadaşlar, günlük hayatımızda birçok kimyasal olayla karşılaşıyoruz. Bu kimyasal olayların bir kısmı çok hızlı gerçekleşirken bir kısmı çok yavaş gerçekleşebiliyor. Yani mesela arkadaşlar bir kağıdın yanması 20-30 saniyede işte birkaç dakikada yani bir tane A4 kağıdının yanması diyelim ki bir dakikada gerçekleşebiliyor. Veya bir odunun yanması diyelim ki 2-3 saatte gerçekleşebiliyor. Veya bir kömürün yanması diyelim ki bir torba kömürü yaktığınız 10 saatte falan yanabiliyor. Demirin paslanması birkaç yılda gerçekleşebiliyor. Mesela arkadaşlar arabaların hava yastıklarında sodyum azit denilen bir madde var. Bu sodyum azit dediğimiz madde araç kaza yaptığı anda bir kimyasal tepkimeye uğruyor ve saniyenin bile daha altında bir zamanda belki de saniyenin onda biri bir zamanda bozunuyor ve azot gazı oluşturuyor ve hava yastığının şişmesine neden oluyor. Yine işte besinlerin sindirimi vücudumuzdaki sindirim olayları da yine uzun zamanlarda gerçekleşiyor. Yani kimyasal olaylar saniyeden daha kısa bir zamandan işte saatlere, dakikalara, günlere, aylara, yıllara kadar çok farklı zaman aralıklarında ne yapabiliyor? Gerçekleşebiliyor. İşte arkadaşlar biz tepkime hızlarını ölçerken bu zaman mevhumuna göre ölçeceğiz. Fakat bu arada bu zaman mevhumuna göre ölçerken de bu kimyasal tepkimenin gerçekleştiğini bazı emarelerden anlayacağız. İşte renginin değişmesinden, ortamdaki basınç hacim değişkenliğinden, elektrik iletkenliğinin değişmesinden veya ortamın pH'inin değişiminden bu tepkimelerin hızlarını değişikliğini anlayabileceğiz. Mesela arkadaşlar burada bir örnek verilmiş. Bakın. Yukarıdaki tepkimede girenler renksizken sonra maviye dönüşmüş. Yani biz bu tepkimenin hızını şu renk değişiminden ne yapabiliriz? Ölçebiliriz veya gözlemleyebiliriz. Yine renksiz ve kırmızı kahve olan iki madde karıştırılıyor. Renksiz bir maddeye dönüşüyor. Yani kırmızı kahveden renksize dönüştüğünde bu tepkimeyi bu şekilde gözlemleyebiliriz. Mesela şurada suda
çözünen bir, biliyorsunuz arkadaşlar, elektrik akımını ne iletir? Metaller iletir, bir de suda çözünmüş iyonlar iletir. Yani şurada suda çözünmüş iyon yok, metal de yok. Burada elektrik iletkenliği yokken birdenbire suda çözünmüş iyonlar ne yapmaya başlayacaktır? Elektrik akımını iletmeye başlayacak. Yine şurada gördüğünüz gibi suda çözünmüş iyonlar elektrik akımını iletirken katı hale dönüştüklerinde iletkenlik olmayacak. Yine arkadaşlar şu görmüş olduğunuz sabit hacimli bir sistemde burada 4 mol gazdan 2 mol gaza doğru düşüş olacağı için burada basınç azalacak. Burada sabit basınçlı bir sistemde 2 mol gazdan 3 mol gaza çıkacağı için burada hacim artışı gözlenecek. Yine burada girenlerde H artı iyon derişimi yokken ürünlerde H artı iyon derişimi artacak. H artı iyon derişimi arttığında pH azalacak. Yine şurada HCl suda çözündüğünde H artı var suda çözünmüş. Fakat bu tarafa döndüğümüzde H2 gazına dönüşecek. H artı iyon derişimi azalacak. pH artacak. Tabii bu sadece bizim burada bilmemiz gerekenler arkadaşlar. Bu isimleri bilsek bize yeter. Yani iletkenlik, renk değişimi, basınç hacim değişimi, pH değişimiyle hızı ne yapabiliriz? Gözlemleyebiliriz, hesaplayabiliriz diye bilmemiz yeterli. Evet. Bu konuda sadece bu bilgiyi vermek bizim için yeterli arkadaşlar. Şimdi esas geldik hız konusuna. Az önce dedik ki arkadaşlar hızın tanımını yaparken ne dedik? Birim zamandaki oluşan veya harcanan madde miktarına biz ne diyoruz dedik? Tepkime hızı diyoruz dedik. Arkadaşlar tepkime hızı ya şöyle TH olarak, V olarak ya da küçük V olarak gösterilebiliyor. Hız TH, küçük R veya V ile gösterilebiliyor. Biz genellikle arkadaşlar R ile göstereceğiz. Küçük R ile göstereceğiz. Şimdi bakalım burada hızın birimi. Bizim için hızın birimi ne olacak? Arkadaşlar az önce dedim ki size bazı tepkimeler saniyede, bazıları dakikada, bazıları saatte, bazıları günde, bazıları yılda gerçekleşiyor. O yüzden zaman farklı kullanılabiliyor. Madde miktarı olarak da arkadaşlar bazen mol kullanacağız. Bazen molarite kullanacağız. Bazen sadece kütle kullanacağız. Bazen hacim de kullanabileceğiz. Bize hızı hangi birimde veriyorsa biz hızı ona göre hesaplayacağız. Genellikle arkadaşlar molarite bölü saniye en çok kullanacağımız hız birimi olacak. Molarite bölü saniye en çok kullanacağımız hız birimi. Şimdi şu görmüş olduğunuz tepkime arkadaşlar yazıldığında buradaki N2 gazı harcanıyor, H2 gazı harcanıyor ve NH3 gazı oluşuyor. Şimdi buradaki tepkimenin hızında N2'nin harcanma hızı. N2'nin harcanma hızı hesaplanırken N2'nin derişimindeki değişim bölü zaman aralığı, yani delta N2 bölü delta T. H2'nin harcanma hızı hesaplanırken delta H2 bölü delta T. NH3'ün oluşma hızı hesaplanırken de delta NH3 bölü delta T. Bakın şimdi arkadaşlar şurada eksi işaretleri konulmuş. Bakın şurayı yanlış yazmış. Şuraya artı koyması gerekiyor. Buradaki eksi ve artı şunu ifade ediyor bize. Arkadaşlar hız normalde eksi veya artı olmaz. Bu önündeki işaret eksi maddenin harcandığını, artı ise maddenin oluştuğunu bize ifade eder. O yüzden harcanan maddeler için başına eksi, oluşan maddeler için de başına artı konulması gerekiyor. Ve gördüğünüz gibi bu tepkimede tepkimelerin hızı tek tek N2'nin harcanma hızı, H2'nin harcanma hızı, NH3'ün oluşma hızı bu şekilde ifade ediliyor. Şimdi arkadaşlar
karşımıza bir tepkime geldiğinde o tepkimedeki hızları birbirine göre nasıl gözlemleyeceğiz? Nasıl yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi şu bir önceki tepkimeyi bir şöyle göstereyim size. Şimdi bakın arkadaşlar şu tepkime. N2 artı 3H2 2 NH3. Öncelikle şöyle yapacağız arkadaşlar. Buradaki her bir maddenin başındaki katsayıyı 1 bölü olarak yazacağız. Bakın şurada N2'nin başında 1 var. Buraya 1 bölü 1 RN2 diyeceğiz. Şurada 1 bölü 3 RH2 diyeceğiz. Şuraya da 1 bölü 2 RNH3 diyeceğiz. Ne yapıyoruz? Öncelikle arkadaşlar her bir katsayıyı 1 bölü olarak yazıyoruz. Sonra arkadaşlar buradaki aşağıdaki kesirleri payda eşit diyeceğiz. Payda eşitlemek istediğimizde şu 3 tane kesirin paydası eşitlemek için burayı 6 ile burayı 2 ile burayı da 3 ile çarpacağız arkadaşlar. Ve bu şekilde yazdığımızda burası ne olacak? 6 R N2 2 R H2 ve 3 R NH3 olacak. Arkadaşlar eşlik dediğimiz paydalar almayacağız. Sadece payları alacağız. Ve böylelikle şu görmüş olduğunuz tepkimedeki N2'nin, H2'nin ve NH3'ün birbirlerine göre hızlarını bu şekilde belirleyeceğiz. Bakın bir sonraki sayfada bu eşitliği yazmış. Yani arkadaşlar ne yapıyoruz? 1 bölü olarak yazıyoruz. Bakın 1 bölü 1, 1 bölü 3 ve 1 bölü 2 olarak yazıyoruz. Sonra payda eşitliyoruz. Sonra payda eşitledikten sonra arkadaşlar paydaları almıyoruz. Sadece payları alıyoruz ve diyoruz ki buradaki maddelerin birbirlerine göre harcanma ve oluşma hızlarının eşitliği bu şekildedir diyoruz. Daha sonra arkadaşlar burada hesaplamalara geçeceğiz. Ve hesaplamalara geçtiğimizde mesela bize N2'nin değerini verecek. Diyelim ki N2'nin değeri kaç olsun? 2 olsun. Burada N2'yi yerine koyacağız. Şuradaki H2 ve NH3 değerlerini buradaki N2'nin değerine göre hesaplayacağız. Biraz daha örnekler gelecek. Evet. Şimdi buradaki hız ifadelerini birbirlerine göre yazalım. Şimdi bakın nasıl yazacağız arkadaşlar? Buradaki kat sayıları 1 bölü olarak yazacağız. 1 bölü 2 1 bölü 1 1 bölü 2. Şimdi payda eşitlediğimizde ne olacak? Şurayı 2 ile şunları da 1 ile çarpacağız. Ve paydaları almayacağız. O zaman ne olacak arkadaşlar? RNO2 eşittir 2RO2 eşittir RNO2 olacak. Evet. Özür dilerim. Şurada bunu yanlış yazdım. RNO eşittir 2RO2 RNO2 şeklinde yazacağız. Peki buraya gelelim. Burayı nasıl yazacağız? Bakın. Burayı yazarken şu aşağıya yazıyorum arkadaşlar B şıkkını. 1 bölü 4 diyeceğiz. 1 bölü 4. Hocam. Efendim. Hocam diğerlerini de siz bıraksanız biz çözsek, eğer yapamadığımızda size soru olarak tekrardan atsak daha verimli olmaz mı? Şöyle bir şey. Bu konunun anlatım kısmı zaten. Ben anlatım kısmını tamamlayayım. Anlatım kısmını tamamladıktan sonra esas soruya geçeyim. Ondan sonra zaten bir kısmını size bırakacağım. Şimdi
Şunu da bir anlatayım. Ondan sonra üçüncüyü size bırakayım. Sonra diğer soruya geçeyim. Zaten bir 10 dakikalık bir zamanımız kaldı. Bir işlemli örnekle çözelim. Mesela burada 1 bölü 4 diyeceğiz. 1 bölü 5 diyeceğiz. 1 bölü 4 diyeceğiz. 1 bölü 6 diyeceğiz. Şimdi bunları nerede birleştiririz? 6, 5, 4'ü 60'ta birleştirebiliriz herhalde. Evet, 60'ta birleştirebiliriz. Şurayı 15, şurayı 12, şurayı 15, şurayı da 10'la çarptığımızda 60'ta birleşirler. Yani ne olacak arkadaşlar? Şurası 15 R NH3 eşittir 12 R O2 olacak. Sonra 15 R NO olacak ve 10 10 çarpı RH2 olacak. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet. Şu diğerini size bırakabilirim. Siz bunu kendiniz yapabilirsiniz. Ben şimdi bir işlemli örnek yapayım size. Biraz süremiz azaldı. Bir işlemli örnek yapayım. Daha iyi anlayalım. Evet. Şimdi bu soruyu çözelim inşallah. Ondan sonraki sorulara daha iyi sizler bakabilirsiniz. Şimdi bakalım arkadaşlar. Soru ne diyor bize? Evet. Tepkimesine göre C3H4'ün harcanma hızı 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol bölü litre saniyedir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplandırınız. Şimdi ne yapmamız gerekecek arkadaşlar? Şuradakilerin hepsinin birbirine göre hızlarını bulmamız gerekecek. Nasıl bulacağız? Bunların hepsini 1 bölü olarak yazalım. Evet. 1 bölü 1, 1 bölü 4, 1 bölü 3, 1 bölü 2. Bunlar nerede birleşirler arkadaşlar? Muhtemelen 12'de herhalde birleşirler. O zaman şurası 12 olur, şurası 3 olur, şurası 4 olur, şurası da 6 olur. Yani 12 R C3 H4 eşittir 3 R O2 3 R O2 4 R C O2 olacak ve 6 R H2 olacak. Burada R NH3'ü de yazayım. Şimdi O2 gazının harcanma hızı nedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bize neyi vermiş? C3H4'ü vermiş. Hemen şuradaki C3H4 ile özür dilerim. Şuraya NH3 yazdım. Yanlış yazdım. Şuradaki ne olacak arkadaşlar? 12 R C3H4 eşittir 3 R O2 eşitliğini buraya alabilirim direkt. Bize neyi vermiş? 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 olarak vermiş bunu. O zaman ne olacak? 12 çarpı 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 eşittir 3 çarpı RO2. Ne yapar burası arkadaşlar? Şu 3 ile 12'yi sadeleştirirsek 4 kalır. 4 kere 5 20. 20 çarpı 10 üzeri eksi 2 ne yapar? Buranın değeri 0,2 yapar herhalde. 20 çarpı 10 üzeri eksi 2 ne yapar arkadaşlar? 0,2 yapar. Peki B şıkkında ne diyor? CO2 gazın oluşma hızı kaçtır diyor. Hemen ne yapacağız arkadaşlar? Yine 12 R C3H4 eşittir 4 R CO2 eşitliği. Şuradan bakın 4'e 12 yazdığımızda 12 çarpı 5 çarpı 10 üzeri eksi 2
4 çarpı RCO2'den. Burası ne yapacak arkadaşlar? 12 ile 4'ü sadeleştireceğiz. Burada 3 kalır. 3 kere 5 15. 15 çarpı 10 üzeri eksi 2. Bu da ne yapar? 0,15 yapar. Evet, H2O'nun oluşma hızı ne yapar arkadaşlar? Hemen şöyle yaparız. 12'ye 6 ise 12 çarpı 5. 12 ile 6 sadeleşir. 2 kalır. 2 kere 5, 10. 10 çarpı 10 üzeri eksi 2'den. Burası da 0, 1 değerini alır. Peki şu D şıkkına bakmanızı istiyorum arkadaşlar. D şıkkına bakmanızı istiyorum. Ne diyor? Tepkime hızı sabit kaldığı düşünülürse 10 saniyede harcanan C3H4'ün derişimi kaç mol bölü litredir diye soruyor. Yani arkadaşlar RC3H4 ne demektir? RC3H4 delta C bölü delta T. Yani derişimdeki değişim bölü zamandaki değişim. Bize neyi vermiş? 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 olarak bu hızı vermiş arkadaşlar. Bir de zaman vermiş. Zaman ne kadar? 10 saniye. Bunu da yerine yazıyorum. O zaman bize neyi soruyor arkadaşlar? Şuradaki delta C değerini soruyor. O zaman delta C değeri ne yapar buradan arkadaşlar? Delta C eşittir 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 çarpı 10. 5 çarpı 10 üzeri eksi 1. Yani bu da ne yapar arkadaşlar? 0,5 yapar. Bu mol çarpı litre üzeri eksi 1 dedi arkadaşlar. Mol bölü litre, yani molarite demektir. 0,5 molar yapar. Evet arkadaşlar. Bu konumuzda bir kimyasal tepkime bize verilecek. Verilen kimyasal tepkimedeki girenlerin ve ürünlerin harcanma hızlarını ve oluşum hızlarını birbirlerine göre yazacağız. Bunlardan herhangi birinin değeri bize verildiğinde diğerlerini bu eşitlik üzerinden bulacağız. Bir de arkadaşlar bize herhangi bir maddenin hızı verildiğinde ve zaman verildiğinde bunun molaritesini veya bir molarite verildiğinde ne kadar zamanla harcandığını da yine delta C bölü delta T formülünden hesaplayabileceğiz. Evet, mesela bu soruyu da sizlere bırakayım. Yaklaşık bir 3-4 dakikalık bir zamanımız kaldı arkadaşlar. Bu soruyu da beraberce çözelim. Bu köydeki geri kalan soruları size bırakayım o zaman arkadaşlar. Evet. Şu soruyu biz de beraber çözelim. Bu köydeki kalan soruları siz çözün. Ondan sonra arkadaşlar diğer köye, önümüzdeki hafta diğer köye geçelim. Evet. Bu soruya beraberce bakıyoruz şimdi. Cl eksi iyonun oluşma hızı 6 çarpı 10 üzeri eksi 2. Yani RCl eksiği bize vermiş. Ne yapacağız arkadaşlar? Burada bunları önce 1 bölü olarak yazacağız. 1 bölü 3. 1 bölü 2. 1 bölü 1. Sonra bunları eşitleyeceğiz. Eşitlediğimizde ne olacak? 2 bölü 3 ve 6 olacak. Yani 2RClO eksi 3Cl eksi 6ClO3 eksi. Peki bize neyi soruyor arkadaşlar? ClO eksiği soruyor. Neyi vermiş? Cl eksiği vermiş. Yani şu. 2 çarpı RClO eksi eşittir 3 çarpı RCl eksi. Şu eşitliği şuradan yazıyoruz arkadaşlar. Yazdık. Cl eksiği yerine koyacağız. Ne yapar? 3 çarpı 6 çarpı 10 üzeri eksi 2. Buradan 2 çarpı RClO eksi. Evet. Ne yapar burası? Şu 2 ile şu 6 sadeleşirse 3 kalır. 3 kere 3 9. Ne yapar burası? 9 çarpı 10 üzeri eksi 2 olarak.
Yani burada cevabımız ne oldu arkadaşlar? 9 çarpı 10 üzeri eksi 2 olarak. Evet, bu soruyu da yapayım arkadaşlar. Ondan sonra geri kalan soruları sizlere bırakayım. Olur mu arkadaşlar? Bu soruyu da yapalım. Ondan sonra. Şimdi 4,6 gram sodyum metalinin yeterli miktarda H2O ile denklemine göre reaksiyon 4 saniye sürüyor. Buna göre H2 gazının normal koşullardaki oluşma hızı kaç litre bölü saniyedir? Şimdi arkadaşlar şu 4,6 gram sodyum verilmiş ya bize. Bakın bunun hızının kaç litre bölü saniye olduğunu soruyor. Şimdi biz ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Öncelikle şuradaki sodyumun hızını litre bölü saniye cinsinden bulacağız. Tabii bunu bulabilmemiz için önce şöyle yapacağız. Burada tabii sodyum nedir? Katı olduğu için bunu litre olarak bulamayız. Önce molarite bölü saniye olarak bulup şu H2 gazınınkini molarite bölü saniye olarak bulacağız. Buradan da nereye geçeceğiz? Litreye geçeceğiz. Bakalım şimdi arkadaşlar. 4,6 gram sodyum kaç mol yapar? Hemen sodyumun 1 molü 23 grammış. 4,6 gramı ne yapar? 0,2 mol yapar. Şimdi şurada RNA eşittir arkadaşlar. RNA eşittir. Ne yaptı? 0,2 bölü 4. 0,2 bölü 4. Ne yapar arkadaşlar? 0,2 bölü 4. 0,05. Bu 0,05 dediğimiz nedir arkadaşlar? Mol bölü saniye. Şimdi arkadaşlar peki bunların karşılıklı birbirlerine göre hızlarını sadece şunları aradan çıkarsak şurası ne olacak arkadaşlar? 1 bölü 1 olacak. Burası 1 bölü 1 olacak. Burası da 1 bölü 1 bölü 2 olacak. Ne olur? Şimdi 1 bölü 1 bölü 2 olursa şurası 2 olur. Şurası 1 olur. Faydalar zaten eşit oluyor. Yani şöyle olacak arkadaşlar. 2RH2 RNA'ya eşit olacak. O zaman RNA'yı biz kaç bulduk? 0,05 olarak bulduk. 0,05 olarak bulduk. O zaman ne olacak? Buradan RH2 0,05 bölü 2'den ne yapar burası? 0,025 mol bölü saniye oldu. Mol bölü saniye. Peki bunu ne yapacağız? Litreye çevireceğiz. 0,0025 ne yapar arkadaşlar? 1 mol gaz 22.4 litre hacim kaplarsa 0,0025'i ne yapar? Bunun 4'te 1'i yapar. Yani ne olması lazım? 5,6 litre 4'te 1'i. Tabii burada sıfırları da gözlemlediğimizde cevabın ne olması lazım? 0,560 litre bölü saniye olması lazım. Bakın şurası 0,05'i şurada 2'ye böldüğümüzde 0,0025 yapar. 0,025 normalde 1 mol gaz 22.4 litre ise 0,25 molü ne yapar arkadaşlar? 5,6 litre yapar. Aradaki işte şuradan 2 sıfır geriye kaydırdığımızda 5,6'dan 0,560 yapar.
Evet arkadaşlar, bugünkü dersimiz bu kadar. Bundan sonraki sorulara sizler bakarsınız. Eğer çözemediğiniz sorular olursa bana özelden soruları gönderebilirsiniz. Bir de size vermiş olduğum kaynaktan da soruları çözmeye çalışın. Tabii bu vermiş olduğum iki konu var. Bugün size sadece çarpışma teorisini verdim. Bir de buradaki hızı verdim. Bununla ilgili birkaç tane daha konumuz var. Konuların hepsini tamamladıktan sonra soru çözümüne geçeceğim. Yani önümüzdeki hafta hızı bitirebiliriz belki. Önümüzdeki hafta eğer hızı bitirirsek oradaki yine soru çözümlerini yapabiliriz. Şimdi arkadaşlar bugünkü dersimiz burada sona erdi. Sizlerin söylemek istediğiniz bir şey var mı acaba arkadaşlar? Evet. O zaman ben teşekkür ediyorum arkadaşlar. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte buluşmak üzere. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Şöyle kaydı durdu.